Merhaba arkadaşlar, Yetbilir'le karşınızdayım. Şu an Rusya'nın ücra köşesinde, uzaklarda bir köydeyim arkadaşlar. Konuyla ilgili seri olarak videolara yapmaya devam ediyorum. Öncelikle serideki Rusya'da bulunan bir Türk olarak ve Rusya'nın köyünde yaşayan birisi olarak Rusya'nın köyündeki yaşantıyla alakalı bir sürü videolar, Ruslar nasıl köylerde yaşıyorlar, neler besliyorlar, nasıl hayatları nasıl idame ettiriyorlar. Bunlarla ilgili videolar yapmaya devam ediyorum. Bu serinin olduğu videoları kısa yoldan ulaşmak için sağ üst yukarıdan çıkan baloncuya tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugün konumuz arkadaşlar Türkiye'den Rusya'ya gelmek için biliyorsunuz ki uzun zamandır uygulanan bir vize var. Yani vize almadan buraya arkadaşlar gelemiyorsunuz. Vize alırken de vize ikiye ayrılıyor. Yani çalışma ticari vize mi yoksa bireysel turist amaçlı gezi vizesi mi? Ben şimdi size ticari kısmına çok girmeyeceğim. Çünkü ticari kısmı zaten firmalar kendileri yaptığı için çok onlara bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama normal turist olarak Türkiye'den Rusya'ya gelmek için nasıl bir yol izleniyor ve nelere dikkat etmelisiniz? Nelerde para kaybedebilirsiniz? Bu vize fiyatları ve uçak fiyatları ya da bununla ilgili kısa deneyimlerinden bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyebilirim. Türkiye'deyken bu direkt konsolosluklar üzerinden yapabilirseniz, yani Ankara'da, İstanbul'da ve birkaç yerde daha bulunan Rus konsolosluklarına başvuru yaparak randevu alabilirseniz arkadaşlar, bu randevu sonrasındaki işlemlerinizden tek kullanımlık vize olduğunu düşünerek $80 bir fiyat var arkadaşlar. Yani siz $80 verdiğiniz zaman tek kullanımlık işte 90 güne kadar bireysel turistik gezi amaçlı vize alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Ama bakın internetten yazdığınızda sizin ulaştığınız firmalar doğal olarak eğer bir Rus konsolosluğu değilse bu durumda arkadaşlar siz $80'ın üzerine bazı komisyonlar vermeye başlıyorsunuz. Yani şunu söyleyebilirim. Diyelim bir aracı var. Birinci aracı diyelim. Yani birinci aracı direkt konsolosluk üzerine işler yapıyor. $80 üzerine $35 daha koyuyor arkadaşlar ve $115 para alıyor arkadaşlar. Ama diyelim ki denk geldiğiniz, görüştüğünüz firma iki el ötesi ise bu sefer $35'ın üzerine siz arkadaşlar bir $15-$20 daha koyduruyorsunuz. Yani böyle aracılar arttıkça fiyatlar artıyor. O yüzden birinci tavsiyem vize alırken olabildiğince Rus konsolosluğuna başvurup direkt kendileri muhatap olun. Yoksa aracılar girdiği kadar fiyat çıkıyor arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. Hedef fiyatınız $80 olmalı. $80'a kadar yakınlaştıkça iyi fiyat almışsınızdır demektir. Bunun dışında arkadaşlar şimdi siz diyelim vizeyi aldınız. Uçak biletiniz zaten buraya gelen 4 tane benim bildiğim firma var ama Skyscanner'dan başka firmalar aracı aktarmalı geliyor olabilir. Direkt gelenler sayayım. Türk Hava Yolları, Rusların Aeroflot, Pegasus firması. Bir de ayrıca Nordwind diye bir firma daha var. Birkaç firmanın ortak oluşumundan. Ama bu ilk saydığım 3 firma bence bilinen firmalar olduğu için fiyatına göre bakıp alabilirsiniz. Genelde Pegasus iyi fiyatlar veriyor. Aeroflot uzun süre uçtuğu için Karadeniz'i direkt geçemiyor Ukrayna üzerinden. Bir savaş durumları olduğu için. O yüzden uzun süre uçtuğu için de fiyatları yansıtıyorlar ve en pahalısı o kalıyor. Türk Hava Yolları orta fiyat veriyor çoğu zaman. Pegasus da genelde low cost yani daha düşük maliyetli uçuşlar sağlıyor. 20 kilo bagaj alabilirsiniz. İşte yemeğini almazsınız vesaire. Nasıl yapabilirsiniz kendiniz için. Bu fiyat kıyaslamasını yaparak uçak biletinizi alırsınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar uçak biletini aldınız. Vizeniz var. Uçağınıza bindiniz. Tabii şimdi kısa şeyden bahsedeyim. Uçak bindikten sonra uçakta girişte sizden pandemiden dolayı Türkiye'den son 72 saat içerisinde yapılmış bir PCR testi istiyor arkadaşlar. Bu arada burada her yerde çok sivrisinekler ve kara sinekler var ısıran. O yüzden kusura bakmayın böyle her yerime dokunuyor gibiyim ama gerçekten sinek çok fazla. Burası bir köy ortamı olduğu için İngilizce olması yeterli. Negatif görülmesi yetiyor. Rus kendi vatandaşlarından ise ülkeye geldikten sonra 5 gün içerisinde bizim e-devletimiz gibi uygulamalarına yüklemeden istiyorlar. Ama testin Rusya yapılması gerekiyor. Bunu da geçelim arkadaşlar. Uçakta maskeyi indirmek kesinlikle yasak. Yani bütün koltuklar dolu. Evet arada boşluklar bırakmıyorlar artık. Ama gerçekten maskeye çok önem veriyorlar. Maskeyi indirmek yemek yerken bile hafifçe aşağı doğru indirip hemen yemenizi istiyorlar. Pegasus ilginç bir şekilde 2,5 saate geldi. Normalde Türk Hava Yolları 3 saate geliyordu. Rus Hava Yolları 3,5 saate gidiyordu. Yani Pegasus'un uçuş saati de düşük geldi anlamadım. Belki bize mi öyle denk geldi, hızlı bir sefer miydi anlayamadım ama ona dikkat etmenize fayda var. Yani Pegasus ben ilk defa 2,5 saate Moskova'ya indim yani Sabiçan Havalimanı'ndan. Evet arkadaşlar bu bilgilerle beraber indikten sonra zaten sizi pasaport kontrolde girdiğiniz zaman size vizenize bakıyorlar. Pasaportlarınızı, bilgilerini gidiyorlar. Size birkaç soru soruyorlar.
Niye geldin? Ne yapacaksın? Yani arkadaşlar burada tavsiyem kesinlikle yalan dolaylara girmeyiniz. Ne için geldiyseniz, ne yaptıysanız bunu birebir söyleyin. Yani zaten vizeyi de doğru aldığınızı düşünerek bunu söylüyorum. Yani çünkü en ufak bir şeyde sizi sorgu odasına alabilirler. Ben çok gidip geldiğim için sıkıntı olmadı ama yani özellikle ilk defa gelenlerden yani turist olduğunuzu düşünerek turiste turist deyin geçin yani turist olarak geldiğinizi beğendim ve sıkıntı yok. Yani böyle çok sıkı bir şeyler yoktu. Ben rahattım. Geldikten sonra yani genelde ülkeye gelirken ki olan süreç böyleydi. Çok zorlu bir süreç değil ama bir de uçakta bu arada yaptığınız PCR testiyle ilgili bütün vatandaşlardan o uçakta bulunan bütün vatandaşlardan ayrıca ekstra bir form doldurtuyorlar. O formda işte hangi sefer sayıda, hangi nerede bulunduğunuz, bu özel COVID testinizin bu bütün hangi hastanede yaptırdınız ve sizin işte özlük bilginizi alıyorlar. Yani diyelim uçakta yakınlarınızda bir yerde birisinin COVID testi pozitif çıkarsa o kişinin o bölgedeki bütün herkesi karantinaya almak üzere sizin bilginizi alıyorlar arkadaşlar. O yüzden orada yazan bütün formdaki, uçakta dağıtılan formdaki bütün bilgileri eksik doldurmanızda fayda var. Buradan daha önce bunun Rusya'da çalışmak ve yaşamakla ilgili başka videolarım daha vardı seri olarak. Onu da üst yukarı çıkan bunu da izleyebilirsiniz. Rusya'da yaşarken yaşanan uzun vadedeki sıkıntıları anlatmıştım. İzlemenize fayda var. Onun dışında arkadaşlar seriye ben devam edeceğim. Bu seride bu Rusların köyündeki yaşantılarını çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, hangi hayvanlara bakıyorlar, nelerle yaşıyorlar, insanlar burada yaşıyorlar mı yoksa işte şehirde mi yaşayıp buraya geliyorlar. Yani buraları gerçekten bence güzel, çok güzel konular olacak. Zaten şu an bayağı burada hayvanlarla iç içeyiz. Her türlü hayvan var. Onları da bir sonraki videomda daha sonra hayvanları da ayrıca çekeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz, faydalı olduğunu düşünüyorsanız like ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanalımdaki bu ve buna benzer bir sürü videolarım var. Bu kanalımda bir incelemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalımda beğenirseniz tabii ki abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın.